Elvanoğlu Ajanda ile günün gelişmelerini aktarıyorum. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK-KCK terör örgütü adına milis işbirlikçi olarak faaliyet yürüten 7 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan 7 şüpheli şahıs işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK-KCK terör örgütü adına milis işbirlikçi olarak faaliyet yürüten 7 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şırnak illerinde jandarma ekiplerince belirlenen 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten örgüt adına milis işbirlikçi faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 7 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana jandarma tarafından el konuldu. Yakalanan 7 kişi işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bitmek tükenmek bilmiyorlar. Trafik magandaları yollarda tehlike saçmaya devam ediyor. Adana'da bir otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştığı kişinin kullandığı arabaya pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adana'da bir sürücü trafikte tartıştığı diğer sürücüye otomobilinin bagajından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde yaşandı. Turgut Özal Bulvarı'nda bir otomobille diğer bir aracın sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı. Otomobilden inen 3 kişi bagajı açarak pompalı tüfek çıkardı. Bunu gören diğer aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Diğer araçtaki kişilerden biri pompalı tüfekle olay yerinden uzaklaşan aracın arkasından ateş açtı ve kaçan sürücünün peşinden gitti. Bu anlarsa vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntünün sosyal medyada yayımlanmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalama çalışması başlattı. Olaydan yaklaşık bir saat sonra Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi ara sokaklarında araç içerisinde saklanan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişiler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mersin'de polis ekipleri sanayi sitesi içerisinde başka bir araca ait plakanın takıldığı şüpheli bir araç buldu. Yapılan araştırmalar sonucu aracın çalıntı olduğu belirlendi. Aracı çaldığı belirlenen kişi gözaltına alındı. Mersin'de Huzurkent Polis Merkezi Amirliği ekipleri bir evin bahçesinden çalınan otomobili aynı gün içerisinde Mersin Sanayi Sitesi içerisinde başka bir araca ait plaka takılı halde parçalanmak üzereyken buldu. Aracı çaldığı belirlenen kişi gözaltına alındı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız, sağlıksız koşullarda çalıştırdığı tespit edilen bir diş kliniğini mühürleyip kapattı. Diş müdürlüğü ekiplerine de haber verdik. Gelecek. Burada ne var? Dezenfektan cihaz olarak kullandığım malzemeler var. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı tespit edilen bir diş kliniğini mühürleyerek kapattı. Operasyonda tedavide kullanılan tıbbi cihazlarla çeşitli ilaç ve malzemelere de tutanaklarla el konuldu. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Şevket Sümer Mahallesi'nde yapmış oldukları rutin denetim sırasında ruhsatsız çalıştırıldığını tespit ettikleri bir diş kliniği ile karşılaştı. Ekipler sözde iş yerine giderek inceleme yaptı. Bugün
Akdeniz ilçemizde Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin yapmış olduğu denetimler esnasında ruhsatsız diş muayenesini rastlıyorum arkadaşlarımız. Diş muayenesi gördüğünüz gibi sağlıksız, tamamen Allah korusun. Hepatit B'si, C'si, AIDS hastalığı. Yani Sağlık Müdürlüğü ekipleri arkadaşlarımız tabii ki bu konuda daha yetkinler ama onları da çağırdık buraya. Şu anda gördüğünüz gibi tamamen sağlıksız koşullarda bir diş muayenesi. Buraya şu anda mühürleyeceğiz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüze bilgi verdim. Arkadaşlarımız yaptığı denetimlerde şu anda burayı ruhsatsız olarak faaliyet gösterirken tespit ettiler. Şu anda mühürlemesini yapacağız. Vatandaşlarımıza böyle merdiven altı diye tabir ettiğimiz sağlık konusunda son derece önemli yerlerde bulunmasınlar, yerlere gitmesinler. Biz denetimlerimize devam ediyoruz. Yapılan denetim ve kontrollerde diş tedavisi yapılan iş yerinin yabancı uyruklu bir kişi tarafından işletildiği belirlendi. Zabıta ekiplerinin kontrol ve denetiminin ardından sözde diş tedavisi yapılan klinik kapatılarak mühürlendi. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen iş yeri sahibi hakkında da tutanak tutularak yasal işlem başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde kent genelinde üretimin artması amacıyla çeşitli projelerle üreticilere destek veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde kent genelinde üretimin artması amacıyla çeşitli projelerle üreticilere destek veriliyor. Büyükşehir Belediyesi girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle büyükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olmak amacıyla %50 hibeli mısır filek yem dağıtımına devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin şimdiye kadar Silifke, Günlar ve Mut ilçelerinde gerçekleştirdiği mısır filek yem dağıtımı Erdemli'de de yapıldı. %50 hibeli olarak toplam 82.400 kilogram yüksek enerjili mısır filek yemi Erdemlili 103 büyükbaş hayvan yetiştiricisine teslim edildi. Bu proje bize yani şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz ve hayvan yem maliyetleri %100 arttı. Ve şu anda ayakta duramıyoruz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde bir proje yapıldı. Onun sayesinde hayvanlarımıza ucuz maliyetli yem almaya başladık. Benim büyükbaş 36 tane kayıtlı hayvanım var. Şu anda mısır filak alıyoruz ve proteini çok yüksek. Süte falan çok katkısı oluyor. Bu desteği almasaydık biz yani şu anda bir süt yemi çoğalına 300-350 TL şey veriyoruz, para veriyoruz ve bu yemle birlikte biz bu yem vermeye kısıyoruz ve bir ay gidecek yemi biz 2 ayda veriyoruz bu destekle birlikte. Teşekkür ediyoruz Büyükşehir'e bize bu desteği verdiği için. Çok sıkıntıdayız. Bakamayacak seviyeye geldik şu an. Dolar çok fazla yüksek, yem de çok yüksek. Türk sinemasının Sultan lakaplı oyuncusu Türkan Şoray adının verildiği pamuk hasadına katıldı. Şoray kadınlarla birlikte tarlaya girerek pamuk topladı. Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray adının verildiği pamuğun hasadına katıldı. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 3 yeni pamuk cinsi ıslah etti. Enstitü yetiştirilen bir pamuğa da Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray'ın adına yakışan şekilde Türkan adını verdi. Bu pamuk çeşidine Adana Büyükşehir Belediyesi de katkı sundu. Bu sene ilk kez Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çilekli Mahallesi'nde Serdar Mart'a ait tarlaya 1500 dönüm alanda Türkan cinsi pamuk ekildi. Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Türkan Şoray da adının verildiği pamuk cinsinin hasadına katıldı ve kadınlarla birlikte tarlaya girerek pamuk topladı. Coşku dolu alkışlarımız sultanımız için geliyor efendim. Girmeyin artık. Gel amca. Amca gel canım. Tamam şeyde kapat. Şeyde kapat tamam. Şeyde Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Benim adımı verilmesi beni son derece onurlandırdı. Bu onuru
hayatım boyunca taşıyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Dileğim bundan sonra daha çok üretim olsun. Teşekkür ederim. Mersin'in Mezitli ilçesi TC mahallesindeki polis evine yapılan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şehit olan polisimiz Sedat Gezer'in saldırının hemen ardından bulunduğu yerden çıkıp son nefesine kadar teröristlerle mücadele ettiği belirlendi. Kameralara yansıyan bir diğer görüntü ise bir bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar, görüntüler ekranlarınıza geliyor. Mersin'in Mezit ilçesi TC mahallesindeki polis evine yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in iki teröristle kahramanca mücadele ettiği anlar kameralara an be an yansıdı. Görüntülerde şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in tıpkı İzmir Adliyesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin gibi son nefesine kadar teröristlerle çatıştığı anlar yer alıyor. Çatışma anlarına ilişkin görüntülerde Gezer'in yere yatarak teröristlerden birisini vurduğu ve çatışmaya girdiği görülüyor. Mersin'de polis evine düzenlenen saldırıda polislerin ve bekçilerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı. Bir bekçinin de çatıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Teröristlerin bombayı patlatmalarının ardından olay yerindeki bir araç da alevler arasında kaldı. Saldırıda teröristlerle çatışan, birini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de ağır yara alan polis memuru Sedat Gezer kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nda Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Akar, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman polis ile yaralılara şifa dileklerini iletti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'de teröristlerin polis evine yönelik saldırısına ilişkin yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üst yapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nda Gaziler Günü toplantısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle yad eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mezit ilçesindeki polis evine gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman polisle yaralılara da şifa dileklerini iletti. Dün Mersin Mezitli'deki polis evine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman polisimize de diğer şehitlerimizle birlikte Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Arkadaşlar, Mehmetçik karşısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların alt yapısına, üst yapısına neleri varsa bunlara mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Güvenlik ortamının yeniden şekillendiği, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği günümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, köklü tarihi, dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla, yani sizlerle bölgesinde ve dünyada etkin ve proaktif politikalar ortaya koymaktadır.
birliğimize, kardeşliğimize kastedenlere karşı en güzel cevap vatanımızın dört bir köşesinden gelip kutsal değerlerimiz uğruna ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla omuz omuza mücadele eden sizlersiniz. Sizlerle ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarınızla ne kadar övünsek azdır. Siz kahraman silah arkadaşlarımın, değerli kardeşlerimin her birinizin alınlarından tek tek öpüyorum. Vatan size minnettardır. Sağ olun, var olun. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mezitli ilçesindeki polis evine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mezitli ilçesindeki polis evine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti. Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan'la Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden polis memuru Abdülkadir Öztürk'e ziyarette bulundu. Mezitli polis evi nizamiyesinde terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada yara alan Öztürk'ün durumu hakkında bilgi alan Vali Pehlivan, polis memuruna ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Mersin'de silahlı terör örgütü DAEŞ'e yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Mersin'de silahlı terör örgütü DAEŞ'a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapmış oldukları 6 aylık çalışmada DAEŞ terör örgütü propagandası yapan ve görüntüleri bulunan, ayrıca terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek örgüt adına para transferleri gerçekleştiren 10 kişiyi tespit etti. 26 Eylül sabahı 250 polisin katılımıyla 10 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 3'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla, 3 kişi de yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Ekipler hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin de yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 27 Eylül Salı günü Ardahan Göle'de 17.08'de, 17.24'te ve 17.43'te ard arda deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Erzurum ve Kars'ta da hissedildi. Ardahan Göle'de ard arda meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Göle'de 27 Eylül Salı günü saat 17.08'de olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17.24'te 3.9 büyüklüğünde, 17.43'te de 4 büyüklüğünde, 19.16'da 4.3 büyüklüğünde depremler yaşandı. Depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, bir kişi de yaralandı. Depremin hissedildiği Kars'ta da 25 ev ve bir ahırda hasar oldu. Üstleri yıkılmış aha. İçeri giremiyor. Bilmiyorum kızım, ahır da yıkılıp, odalarının havlusu da yıkılıp. Ardahan'da yaşanan deprem Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin yerin 3.2 kilometre derinliğinde ve 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin ardından toplam 15 artçı sarsıntı yaşandı. Depremler paniğe neden olurken can kaybı yaşanmadı. Göle ilçesindeki birçok ev ve iş yerinin duvarlarında çatlaklar oluştu. Ardahan Valisi Hüseyin Öner deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğündeki depremin en fazla hasara neden olduğu Küçük Altınbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik,
Kuytuca ve Toptaş köylerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanan depremin ardından evlerinde hasar oluşan vatandaşlardan bazıları yakınlarına, bazıları da kurulan çadırlara yerleşiyor. 5 büyüklüğündeki deprem Göle'ye bağlı mahallelerde yıkıma neden oldu. Küçük Altınbulak köyünde çok sayıda ev oturulamaz hale gelirken, vatandaşların bir bölümü ilçe ve kent merkezindeki yakınlarının yanına taşınırken, bazıları da köyde kurulan çadırlara yerleşti. Hasar oluşan köylerde ekipler tespit çalışmasını devam ettirirken, AFAD ekipleri dışarıda kalan hayvanlar içinde bölgede çadırlar kuruyor. Deprem sonrası evleri ve ahırları yıkılan vatandaşlar yaklaşan kış mevsimi öncesinde barınma konusunda endişe duyuyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ne iade-i ziyarette bulunarak yönetim kurulu üyeleri ve kent gazetecileriyle bir araya geldi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ne iade-i ziyarette bulunarak yönetim kurulu üyeleri ve kent gazetecileriyle bir araya geldi. Ziyarette Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluş tarihi, üye yapısı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Zor dönemden geçiyorlar. Özellikle bu dönem hem mesleki açıdan, hem baktığınızda ekonomik şartlar olsun, teknolojik gelişmeler olsun, gazetecilerin zor bir dönemden geçmesine sebep oluyor. Ama demokrasimiz açısından, ülkemizin geleceği açısından gazetecilerin de görevlerini yapması çok önemli. Kamu adına faaliyet göstermesi çok önemli. Demokrasimize katkı sunması çok önemli. Biz gazetecilerin önündeki tüm engellerin kaldırılarak rahat rahat görevlerini yapabilecek pozisyonda olması diliyoruz, umut ediyoruz. Bu anlamda da cemiyetimizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Başsavcı Tolgahan Öztoprak'sa Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetiminin ve gazetecilerin yapmış olduğu çalışmaları takdir ettiğini söyledi. Başkanımın bilgilerinden sonra tabii köklü bir cemiyetimiz. Evet. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret etmekten gerçekten gurur duyuyoruz. Yaptığınız çalışmalardan da takdir ediyoruz. Haber, gazetecilik, gerçek ve güncel doğru haberin kamuoyuna, topluma yansıtılması, bildirilmesi, aydınlatılması açısından da ayrı bir artık kamu görevi vasfında olan bir hal alıyor. Bu manada da sizlere gerçekten hem vicdani hem akli yönden çok ciddi bir görev düşüyor. Malum sosyal medyanın da çok yaygınlaşması toplumda gerçekten çok farklı bir olayların boyuta yönelmesine neden oluyor. Farklı haberler, yalan haberler vesaire. Burada belirttiğim gibi sizlere çok büyük vazifeler düşüyor. Üzerinize düşen vazifeler de yaklaşık 1,5-2 yıldır Mersin'deyiz. Gözlemlediğim kadarıyla son derece layıkıyla yapıyorsunuz. Bu manada teşekkür ediyorum. Mersin Gazeteciler Cemiyeti ve mensupları son derece sorumlu. Gerçek ve güncel haberin kamuoyuna yansıtılmasında da son derece hassas. Bu manada çalışmalarınızda da başarılar diliyorum açıkçası. Haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda finalin adı belli oldu. Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda finalin adı belli oldu. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 92-74 mağlup eden Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejlilerle Fenerbahçe Koleji'ni 99-82 yenen Samsun Spor adlarını finale yazdırdı. Final karşılaşması 30 Eylül Cuma günü saat 16'da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi final hedefiyle çıktığı maçta TED Ankara Koleji'ne direnemedi. Büyükşehir Belediyesi'nde Carberry 18 sayıyla oynarken Ricky Tarrant 23 sayıyla TED adına maçın en skorer ismi oldu. Mersinli sporcu Senem Gülbaş Sarı dünya ikincisi olarak adını Türk satranç tarihine yazdırdı. Mersinli sporcu Senem Gülbaş Sarı dünya ikincisi olarak adını Türk satranç tarihine yazdırdı.
15-28 Eylül 2022 tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenen 2022 Dünya U8, U10 ve U12 yaş grupları satranç şampiyonasında Mersin'de milli sporcu Senem Gülbaş Sarı, 10 yaş kızlar kategorisinde 11 tur sonunda elde ettiği 9,5 puanla dünya ikincisi oldu. Yarışmalarda toplamda 69 ülkeden 752 minik sporcu katılırken Türkiye'den de 14 sporcu mücadele etti. Dünya ikincisi Senem Gülse elde ettiği derecenin ardından duygularını dile getirdi. Şampiyona için çok çalıştım. Hedefim buydu ve başardım. Satranç sporuna başladığımda ilk hedeflerimden biri yaş gruplarında dünya şampiyonasında derece yapmaktı dedi. Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep ile karşı karşıya gelmiş ve Mark Batra'nın attığı golle müsabakayı 3-2 kazanmıştı. 10 yaşındaki Çınar Ay'ın sevinci de sosyal medyada yayınlanan görüntüsüyle dikkat çekti. Mark sosyal medyada görüp merak etti. Minik taraftar Çınar ile buluştu. Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Akyazısı Stadyumunda Gaziantep'le karşı karşıya gelmiş ve Mark Bartra'nın 90+8'de attığı golle müsabakayı 3-2 kazanmıştı. Son saniyelerde gelen gol sonrası taraftarlar sevince boğulurken içlerinden 10 yaşındaki Çınar Ayık'ın sosyal medyada yayılan görüntüsü de dikkat çekti. İspanyol oyuncunun da dikkatini çeken Çınar Ayık, Bartra'nın sosyal medya hesabından "Bu taraftarı bulmamda yardımcı olabilir misiniz?" mesajı üzerine ikili bir araya geldi. Hello. Yoma estas hermano. Ailesiyle Mehmet Ali Yılmaz tesislerine gelen Çınar Ayık burada Bartra ile sohbet etti. Bartra'ya İspanyolca sözler söyleyen Ayık'a deneyimli oyuncu forma hediye etti. Futbolda bazen şiddet olayları sahne alırken bazen de çok ilginç görüntüler ortaya çıkabiliyor. İşte o görüntüler geliyor ekranlarınıza. Futbol sadece futbol değildir. Bu söz dünyanın kabul ettiği bir söz. Futbolda bazen şiddet olayları sahne alırken bazen de çok ilginç görüntüler ortaya çıkabiliyor. 9 dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Bu arada ilginç bir ikili mücadele yani. Arjantin-Jamaika maçında da Messi çılgınlığı yaşandı. 86. dakikada golden sonra sahaya giren taraftar Messi'den sırtına imza atmasını istedi. Güvenlik güçleri araya girdi. Başka bir maçta ise maçın spikeri topu süren futbolcuya araba sesi çıkarttı. İki görüntü de dünya genelinde izlenme rekorları kırdı. Parado, parado, así está Venezuela. Las indicaciones de Dudamel, roba Hurtado, ya correr, se va el tanque Hurtado. Hurtado! Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.